Herkese iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Halil Reçber piyasalardan. Şimdi yeni bir uygulamaya başlıyoruz. Tabii bizim iki çalışmamız var. Birisi eğitimlerimiz. Yaklaşık günlük 10 saatlik eğitimler. Bu eğitimlerde klasik teknik analiz yöntemleri dışında kendi geliştirdiğim bir takım teknik analiz yöntemleri ve indikatörler ve özel tablolar, görmüş olduğunuz gibi hisse senetleri 10 kuruştan 175-200 liraya kadar olacak hisselerin sadece burada kapanışlarını girerek günlük gün içinde nereye gidebilecek, gün içinde eğer satıştaysa nereye düşebilecek, bunları çok basit bir şekilde sadece bir gün önceki kapanışı girerek o gün nereye yükselebilir, nereye düşebilir veya Cuma günü akşamdan kapanış kaç olduysa o rakamı girerek o hafta nereye gidebilir, yukarı çıkabilir veya nereye düşebilir düşüş trendindeyse. Ve bunları yaparken tabii ki özellikle görmüş olduğunuz gibi mavi seviyeler var ve kırmızı seviyeler var. Mavi olumlu, eğer yükselen bir trend içindeyse bir yükse bir enstrüman eğer ortalamaların üzerinde gidiyorsa kademeli bir şekilde gün içinde ilk maviyi geçtiğinde ikinci maviye gitme olasılığı nedir diyecek olursak sistemimize göre ilk maviyi geçtikten sonra ikinci maviye gitme olasılığı neredeyse %80-90'dır. Üçüncü maviye gitme olasılığı da bu noktada giderek artacaktır. Aynı şekilde eğer bir hisseniz düşüş trendindeyse siz de kırmızı ilk destek kırıldıysa burada bu satış yapın çıkın demektir. Çünkü hisse daha da aşağı gelecek demektir. Herhangi bir hisse içinde olabilir. Bu 1,5 liralık, 2 liralık hisse de olabilir. 10 liralık hisse de olabilir. 7 liralık hisse de olabilir. Hepsi için aynı mantık geçerlidir. İlk etapta 7,5 liralık bir hisse aldınız diyelim. O gün 7,80, 8,10 direnç bölgeleri eğer 8,10 geçirirse nereye gidebileceğini. Aynı şekilde kırmızı ilk destek kırıldığında ikinci kırmızıya gelme olasılığının %80-90 olduğunu. Bunları biz eğitimlerimizde anlatıyoruz, mantığını da anlatıyoruz ama eğitimlerimize gelip de uzaktan bir şekilde ders notlarımızı isteyenlere de bu tabloları veriyoruz. Çünkü bu tablolar dediğimiz gibi sadece günlük kapanışı girerek veya haftalık kapanışı girerek o hafta nereye gidebileceğini, o gün nereye düşebileceğini, nereye yükselebileceğini pekala görebiliyorsunuz. Eğer alış yapıyorsanız acaba satıcılı bölgedeyken 79'un altında alış yapıyorsanız, 78'ler civarında alış yapıyorsanız bu aslında yanlış yaptığınızı gösterir. Çünkü bekleyin, kırmızı ilk destek kırılmış ikinci kırmızıya kadar bekleyin, oradan alabilirsiniz anlamına gelecektir. Veya 83'ü geçti, 84'te satış yapıyorsunuz. Aslında bekleyin, 83'ü geçtim, ilk maviye geçti, ikinci maviye gitme olasılığı %80-90 anlamına gelen bir sistemdir. Dolayısıyla siz ilk olarak 84'te satış yaparsanız aslında 86'ya gidebilecek bir hareketi kaçırmış olabilirsiniz. Dolayısıyla size bir kademe olsa bile, iki kademe, üç kademe, beş kademe bile nereden sattıracağınızı, nereden satmanız gerektiğini, nereden almanız gerektiğini gösteren bir sistem olarak da buna bakabilirsiniz. Tabii biz yorumlarımızda artık bundan sonra çokça destek direnç tablolarını, yani özel bu tablolarımızı değineceğiz. Dediğimiz gibi 10 kuruştan 1,5-2 liraya, 2,5 liradan 5 liraya, 5 liradan 8 liraya, 8 liradan 12 liraya, 15 liradan 25 liraya, 25 liradan 60 liraya, 70 liradan 100 liraya ve 175 liradan 200 liraya kadar olan bütün hisselerin burada IMKB 100 içinde hacimli, güçlü hacimli hisselerin özel çalışmasını yaparak, çünkü kendi geliştirdiğim bir sistemdir bu, özel çalışmasını yaparak çıkarttım, özel tablolar üzerinden gidebilirsiniz. Tabii ki burada biz yine sizi bu noktada ders notlarımızı aldığınız takdirde şöyle bir hemen şuradan bir göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi eğitimlerimizde göstermiş olduğumuz yaklaşık 1-2-3-4-5-8-10 tane çok önemli ders notumuz var ama eğitimlerimize gelenlere ancak bu ders notlarının hepsini veriyoruz. Şurada görmüş olduğunuz tablolar da dahil olmak üzere ama ders notlarımızı almak isteyenlere 1'den 7'ye kadar olan bölümü, hatta 8. bölümü de veriyoruz. Burada kendiniz çalışarak dahi
Aynı zamanda tabii ki önemli bir nokta, bizim raporlarımızı buradan videolarımızı takip ederek de kendinizi çok iyi bir noktaya taşıyabileceğinizi söyleyebilirim. Biraz önce Goodyear ile ilgili, yaklaşık 8 dakika önce Goodyear ile ilgili bir yorum yaptık. Şu an için 48 kişi izliyor. Bu gayet güzel. Burada artık sizlere sizlerden gelen istekleri de burada paylaşmayı düşünüyoruz ve burada aynı şekilde tabloları nasıl kullanıyoruz, nasıl kullanacağız? Aynı şekilde bakın burada 7 tane slaytımız var, eğitim slaytımız var. Gördüğünüz gibi başlıkları da görebilirsiniz. Buradan yola çıkarak kendinizi teknik analiz konusunda geliştirebilirsiniz. Çok gerçekten çok pahalı bir ücreti, daha doğrusu ücreti de yüksek değil, onu da söyleyebilirim. teknikanalize@gmail.com buraya mesaj atarak görebilirsiniz. Ve bu ders notlarımızı aldığınız takdirde dediğimiz gibi sizden gelen istekleri en azından gün içinde, o gün bir gün içinde mutlaka size yorumlar yaparak geri dönüş sağlayacağız ve burada yorumlarınızı videolar şeklinde paylaşacağız. Tabii bakın burada özellikle destek direnç tabloları, özellikle yapmış olduğumuz kısa, orta, uzun vadeli yorumlar ve yine burada o hisseye dair günlük, haftalık, aylık, yıllık trendler nedir, bunları anlatmaya çalışacağız. Burada özel tablolarımız var. Acaba doyum noktasında mı, alım noktasında mı, dipte mi? Bunlarla ilgili de size yaklaşık ikişer, üçer dakikalık hisseleriniz yorumlarını da yapacağız. Yani bir yerde bu yorumları yaparken aslında size teknik analizi öğreteceğiz arkadaşlar. Teknik analizi olabildiğince basit anlatmaya çalışıyoruz. En kısa vadeden en uzun vadeye. Ve sırf hisse senedi değil, tabii tablomuza şöyle dönelim, bakalım. Mesela bugün gün içinde seans odası yaptık. Altın fiyatları 9 dolarlık düşüş yakaladık. Dolar TL'de 3.50'den itibaren 3.53'leri hedefledik ki bugün görülen seviyeyi gördük. 30 endekste bahsetmiş olduğumuz seviyelere kadar satışların geldiğini gördük. Euro dolar paritesi, altın, petrol, aklınıza gelirse sterlin dolar ve yeni ekleyeceğimiz dolar Japon yeni, AUD/USD, Kanada doları ve birçok daha enstrüman olacak. Bunları da eğer ders notlarımızı satın aldığınız takdirde veya eğitimlerimize geldiğiniz takdirde almış olacaksınız. Eğitimlerimize tabii daha detaylı, daha uzun çalışmalarımız olacak. Burada gördüğünüz gibi endekslere yönelik çalışmalarımız var. Petrol, euro dolar, pardon, sterlin dolar, dolar Japon yeni, endeksler Almanya, Dow Jones, gram altın, bakın gram altın, ons altın, günlük, haftalık, aylık, dolar TL, euro dolar, euro TL, aklınıza ne gelirse birçok enstrümanın özel tablolarıdır. Burada yapılması gereken sadece bir gün önceki kapanışa girmek. Eğer haftalık bakacaksanız, haftalık nereye gidiyor diye merak ediyorsanız veya alış satış noktanız neresi, bunları merak ediyorsanız, acaba doğru yerden mi aldım veya doğru yerden mi satıyorum demek için bu tabloları biz size zaten yorumluyor olacağız. Burada destek vermiş olacağız. Dolayısıyla gerek burada teknik analizi öğrenmek istiyorsanız videolarımızı izlemeniz, sizden gelecek soruları da tabii ki biz burada bir şekilde cevaplamaya çalışacağız yoğunluk çerçevesinde. Dolayısıyla böyle bir çalışmaya başladık. Eğer detaylı bilgi isteyecek o isterseniz teknikanaliz@gmail.com buraya mesaj atabilirsiniz. Çünkü bir süre sonra, bunu da söylemek istiyorum, maalesef ki sonuçta biz de emek veriyoruz, bir şey yapmaya çalışıyoruz, sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Bu yılın sonuna kadar zaman zaman yorumları açacağız ama gördüğünüz gibi bakın videolar bölümü vardır, burada herkese açık olmayan yapmış olduğumuz daha önceki yorumlar var, kilitli olan yorumlar. Dolayısıyla biz bunları sadece ders notlarımızı alan ve eğitimlerimize katılan arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Ama herkese açık olan yorumlarımız da elbette var. Ama 31 Aralık 2017'den sonra 2018'de sadece ders notlarımızı alan ve eğitimlerimize katılanlara bu yorumlarımızı paylaşmayı düşünüyoruz. Eğitimlerimizi internet üzerinden yapmayı planlıyoruz. Dolayısıyla interaktif de olacak. Tabii ki bu nasıl interaktif olacak? Biliyorsunuz YouTube'un canlı bağlanabilip
özellikle akşamları düşünüyoruz. Çünkü mesai saatinde düşünerek bunu yapmaya çalışıyoruz. O gün piyasayı yorumlayacağız. Veya haftanın belli günlerinde bu yorumları yapacağız. Sizlerden gelen soruları da aynı şekilde almaya çalışacağız. Dolayısıyla olabildiğince aktif olmayı düşünüyoruz. Gerek hisse senetlerinde, gerek endekslerde, gerek paritelerde. Olabildiğince bu sayfada kafalarındaki bütün soruların cevabını vermeye çalışacağız. Ve biz olmasak dahi bu tablolarla kendiniz kapanışları girerek dahi ne yapabileceğinizi bilir duruma geleceksiniz. Evet, şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Eğer detaylı bilgi almak isterseniz, dediğimiz gibi İstanbul'da bu ay, Temmuz ayının ikinci haftası 9 Temmuz'da teknik analiz eğitimimiz var. Gün içi teknik analiz eğitimimiz var. Yani gün içi, günlük, haftalık, aylık trade edenlere yönelik detaylı bir teknik analiz eğitimimiz olacak. Eğer eğitimimize gelemiyorsunuz, ders notlarımızı alabilirsiniz. Ders notlarımız bu anlamda önemli olacak. Eğer abone olursanız sayfamıza, bu da önemli. Abone olduğunuz takdirde zaten otomatikman size mail anında düşecek, buraya düşen yorumları görmek açısından. Ve yaklaşık 8 ay, daha doğrusu 8 ayı geçtik başlayalı. Çok teşekkür ediyoruz. 5455 üye. Bu anlamda çok bizim için önemli, anlamlı. Abone olduğunuz takdirde, bu beğenilerde bulunduğunuz takdirde bu bizim için önemli. Aynı zamanda gördüğünüz gibi 8 ayda 806.891 tane videomuz izlenmiş. Bu da bizim için önemli. Teşekkür ediyoruz. Hedefimiz 1,5 ay içinde 1 milyon izleyiciyi yakalamak arkadaşlar. Bu da sizlerin katkısıyla olacaktır. Dolayısıyla elimizden geldiğince biz sizlere sadece teknik analiz, sadece fiyatlar, bunların üzerinden yardımcı olmaya çalışacağız. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar ediyorum. teknikanalizegitim@gmail.com buraya mesaj atabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.